Tarkan, ağzına yüreğine sağlık diyelim. Uşaklı Çılgın Davulcu. Çok çok teşekkür ederim. Sizler de buralara kadar gelip de bizi seçtir, şereflendirdiğiniz için çok çok memnun oldum. Erkan, nereden geliyor bu çılgın davulculuk? Biliyorsunuz ben daha önceden bazı ulusal medyalarda, kanallarda çıkmıştım. Yalnız o zamanlar bir tane davul çalıyordum. Sonradan iki derken şu anda 7 davul ilk defa sizin kanalınız sayesinde, ajansınız sayesinde size özel yaptım. Normalde benim mesleğim tornacılıktı. 4 sene tornacılık yaptıktan sonra tornacılığı bıraktım. Arkasından da normalde arkadaşlarımla düğünlere gitmeye başladım. Gittikten sonra kendi çapamda dedim, kendim özel ne yapabilirim diye düşündüm. Uşak içinde ne yapabilirim diye düşünmüştüm. Bir davula şov yaptım tabi. Bir davula şov yapmam gerçekten halk arasında ve Uşak halkı arasında çok çok beğeni yaptı. Arkasından 2, 3, 4 derken şu anda 7 davulu birlikte çalan çılgın davulcu olaraktan dünyada ve Türkiye'de tek davulcuyum. Şimdi sen tornacıydım dedin ama ben senin diğer bir meziyetini daha söyleyeyim. Hocalık da var sende. Evet, aynı zamanda kendim Kur'an kursu mezunuyum. Bazen hocaların olmadığı zaman da mevlütlerde Kur'an okuyorum. Tabii bu esnada da bazen mesela düğünlerde gelin çıkarma olsun. Ondan sonra bazen dua edilme olsun. Hoca bulamadıkları zaman da diyorlar ki Erkan sen hocalığı yapar mısın diyorlar. Ben de sizce mahsuru yoksa seve seve yaparım diyorum. Erkan, şimdi benim bildiğim bir anım var. Bu evet. Hoca olmakla evet. Alakalı. Evet. Şimdi ben biliyorum ama izleyicilerimiz bilmiyor evet. Tabii bunu. Bir paylaşır evet. Mısın bizle? Tabii ki. Bundan 3 sene önce düğünün birine gitmiştim. Sünnet düğününe. Akşamdan çaldım, söyledim, oynadım neyse. Dediler ki Erkan yarın dediler hoca gelecek, hocanın dediler cihazı yokmuş. Acaba dediler sen de mi dediler cihazı kuruverir misin dediler. Ben de tabii memnuniyet dedim, yarın hocaya cihazı kuruvereyim dedim. Malum bizim düğünler, hocaların düğünleri de genellikle yazın dolu olduğu için bir gün iki gün dolu oluyorlar. Neyse ertesi gün gittim saat 9'da. Gittim cihazı kurdum. Saat 10 oldu hoca gelmez. 10.30 oldu hoca gelmez. Saat 11 oldu hoca gelmez. Yalnız bir taraftan da düğün sahibi telaşı içinde. Hoca gelmeden sünnet düğün olmuyor. İlla o hocanın gelip mevlüt okuyup ondan sonra sünnet kesilmesi lazım. Ya da hocanın okuması lazım. Yaz günü de hoca kalabalık olduğu için telefonlar açmıyor. Adam bir taraftan hocaya boyuna ağzından geleni söylüyor. İster istemez adam haklı. Kızgın. Neyse ben de adama gittim. Dedim ki abi eğer hoca bulamadıysan dedim. Şeyse mevlütü ben okuverim dedim. Adam dedi git dedi karı gibi saç uzatmışsın dedi, bir de benden dedi dalga geçiyorsun dedi, moralin bozuk zaten dedi, adam ters dedi attı. Tamam abi dedim ya sana iyilik yapayım dedim, sen de dedim çıktın beni ters edin dedim. Neyse kenara çekildim, 12'ye kadar tabii adam hocayı bekledi bekledi, hoca gelmeyince mecbur kaldı. Ya dedi sen biraz önce benden kafamı buluyordun, gerçekten mevlid okuyor musun dedim, ben de mevlidin kafası olur mu falan dedim. İnanmıyorum ya geç madem oku dedi adam, mecbur kaldı. Gittim ben de tabii cihazların başına başladım mevlide. O esnada da hoca gelmiş diyen geliyor yanıma, yalnız yüzüme bakan yok. Hoca gelmiş diyen oturuyor, hoca gelmiş diyen derken bu esnada da kameraman demiş ki ya demiş hoca nerede demiş düğün sahibine. O da demiş ufak odada demiş oturdu Kur'an'ı okuyor demiş. İyi biraz hocayı çekeyim de ondan sonra demiş gelenleri çekeyim demiş. Ondan sonra geliyor kameraman tabii ayağı düzeldi küçük oda, tam şöyle bak arkana. Allah diyor ya akşam çalgıcı ne kadar çok benziyor bu diyor o hoca diyor. Fakat bir taraftan da kameraman kamerayı bırakmış. Acaba bu çalgıcı mı hoca mı çalgıcı, yok diyor çalgıcı olsaydı onun gıçı mıçı oynuyordu akşamdan diyor. Hayatta diyor ya gıçı mıçı oynuyordu diyor, bu çalgıcı değildir diyor, bu diyor hocadır ya da kardeşidir falan. Tabi ağzını açmış, ben de o sıra böyle güzel ilahilerden mesela. Tale al bedru aleyne min seniyetl vadan. Ve cebe şükrü aleyne medalil hidem. Eyyü'l-me bu sufine cidde bin emrul mudam. Cidde şerait almadine merhaban ya hayrada. Tabi güzel ilahilerden de bu esnada okurken tabii düğün sahibi geliyor ya diyor, hep diyor ki hocayı çekeceğini biraz da diyor çalgıcılar gelenleri çeksene diyor. Lan abi diyor akşam bu diyor çalgıcı ne kadar çok benziyor bu hoca diyor. Bu çalgıcı mı hoca mı diyor. Vallahi ben de ne olduğunu anlamadım dedi. Benim de kafam diyor. Bırak biraz da gelenleri çek diyor. Böyle bir güzel anım oldu yani. Evet Erkan. Şimdi kameralarımız aracılığıyla Uşak çılgın davulcu olarak, Uşaklı çılgın davulcu evet. Olarak son bir mesaj alalım. Hatta mesajımızdan sonra da tüm dünyaya şöyle bir el sallıyor. Tabii ki. Mesajım bir tek dileğim var. Bütün insanlar mutlu olsun yeterler. Ve aynı zamanda
ellerinden geldiği kadar da uşağımızı en güzel şekilde Uşaklı sanatçılar olaraktan, Uşaklı müzisyen olaraklardan, biliyorsunuz Uşak da ilkler şehri. İlkler şehri olaraktan dünyada da 7 davulcu çalan tek davulcu olaraktan buradan bütün eş, dost, akraban, bütün insanlıklara buradan saygı selamlarımı sizlerin aracılığıyla sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Uşaklı çılgın davulcu Erkan Karagöz bugün Zaman Şenliği'nde bizler için bir gösteri yaptı. Biz de ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık diyoruz.